Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Tabii 18 sene boyunca G20, Avrupa Birliği ve Amerika odaklı bir dış politika yürüttüğünüz zaman tabii ki yalnız kalıyorsunuz. Çünkü İslam alemine asıl potansiyelinizi göz ardı edince, yani D8 toplantısının dönem başkanlığı, D8 organizasyonun dönem başkanlığı Türkiye'ye geliyor. Bizi pas geçin, biz Antalya'da G20 toplantısı yapacağız diyorsunuz. 2002'de iktidar olur olmaz daha ilk ayağınızın tozuyla Avrupa ülkelerinde soluğu alıyorsunuz. Bizi Avrupa Birliği'ne alın diye. Sonrasında da zaten bizzat kendi ağızlarından ne istediler de vermedik, ne taahhüt ettiler, ne söyledilerse taahhüt ettik diye bizzat ifade ediyorlar. Şimdi burada tabii D8 organizasyonu çalıştırılmayınca adeta bir iş adamları derneği gibi, bir STK gibi maalesef Erbakan Hoca'dan sonra öksüz ve yetim kaldı. D8 başkanı da bizzat bize bunu kendisi ifade etti. D60 adımı atılmayınca zaten ekonominiz maalesef ki biraz evvel de kısaca söylediğimiz gibi perişan. Sürekli olarak dış borç ve kredi arayışı içindesiniz. Amerika tabii ki sizin sözünüzü dinlemez. Tabii ki Avrupa sizin sözünüzü dinlemez ve maalesef ki yalnız kalırsınız. Şimdi biz Suriye'de Amerikan ajandasına tabi olduk. Irak'ta Amerikan ajandasına tabi olduk. Arkasından Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek olundu. Irak işgali Amerika'nın destek olundu. Ama Sayın Genel Başkan şunu da... Arkasından da yalnız kaldık diyoruz. Şu da bir hakikat, özür dilerim. Şu da bir hakikat değil mi? Evet, en başta bunlar oldu. Ama en nihayetinde Türkiye'nin Amerika ile resleşmesi, 15 Temmuz'u yaşamasına da yolu açan meseleler, Türkiye'nin aslında BOP'u engellemesi ve Amerika'nın emirlerini parçalamasından dolayı olmuş olamaz mı? Yani Sayın Erdoğan özellikle 2015'ten sonra Amerika ile ciddi resleşmeler de yaşadı. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi resleşmenin tabii fiiliyatta olması lazım. Seçim konuşmalarında, mitinglerde, kürsülerde değil. Veya da kendine yakın gazetelerin, televizyonların programlarında sözlü olarak bunları söylemenin bir manası yok. Resleştiysek İncirlik üssünü niye kapatmadık? Göz göre göre dediğim gibi terör örgütlerini binlerce tır dolusu silahla, ağır silahla teçhiz ediyor. Orada bir teröristan devleti kurmak için siz de biraz önce ifade ettiniz. Ve ta İran'dan Akdeniz'e kadar bir terör koridorunu oluşturdu. Büyük Orta Doğu Projesi yürümeye devam ediyor. Nerede akamete vuracak? Sürüyor mu? Suriye tabii sürüyor. Tabii Suriye'de Amerikan askerleri yerleşti. Orada bir ağır silahlarla teçhiz edilmiş terör ordusu kuruldu. Irak şu anda perişan halde üçe bölündü. Fiili olarak, resmi olarak. Mısır'da Mursi hapse atıldı, Sisi darbe, bunlar hepsi Büyük Orta Doğu Projesi. Türkiye geç mi kaldı meselede? Yemen biliyorsunuz yerle bir oldu. Evet. Libya şu anda ikiye bölündü denilebilir maalesef. Kardeş kanı akmaya devam ediyor. Şimdi İslam alemine, Orta Doğu'ya baktığınız zaman bu akan kan, bu yaşanan savaşlar, bu zulüm, bu işgaller Büyük Orta Doğu Projesi'nin zaten ajandası bu. Dolayısıyla yürümeye elbette ki devam ediyor. Devam ediyor. Türkiye yanlış yaptı diyorsunuz o zaman Suriye'de. Diğer taraftan İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi. Evet. Trump bizzat kendisi çıktı biliyorsunuz. Büyükelçiliğini taşıdı. Ama Türkiye o koridor biliyorsunuz BM'ye diğer taşıdı. Taraftan, bayağı diplomatik kanalları çalıştırdı. Ama ajanda yürümeye devam ediyor. Yeni yerleşim yerleri kuruyor. Yeni ilhaklar, toprak gaspları İsrail yapmaya devam ediyor. 100 yılın planı diye biliyorsunuz ilan ettiler. Küresini yok ellerini koydular. Filistin'i yok etme planı. Bu yürümeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ile İsrail anlaşmalar imzaladı. Bunlar hepsi Büyük İsrail ajandasının adım adım yürüdüğünü gösteren gerçekler.